Kimileri sapık diyor onlara. Kimileri daha da ileri götürüyor işi ve katilleri vaciptir. Ortadan yok edilsinler diyor. Bazıları hoşgörülü. Diyorlar ki beden onların bedeni, yaşam onların yaşamı. Diledikleri gibi kullanırlar. A takımı her türlü önyargıdan uzak uzattı mikrofonlarını onlara. Ne kadar değil dense de onlar farklılar. Onlar kendi cinsiyetlerini seçmişler. Olmak istediklerini oluyorlar. Cıvıl cıvıl, gizemli, ağırbaşlı, duygusal ya da seksi. İçlerindeki ses ne diyorsa onu. Belki de en zorunu. Siz neden bildiğimiz sıradan bir gece kulübü, bir diskotek, bir bar işletmek değil de neden travesti kulübü? Şimdi aslında bu kendiliğinden oluşmuş bir mevzu. Yani ben şurayı açayım, burası travesti kulüp olsun falan demedim ama işte çalıştırdığım dükkana arada sırada travestiler gelmeye başladılar. Biz de hani onlar da insandır, kötü muamele yapmayalım, kapıdan kovmayalım falan dedik. Sonra baktılar ki ters bir muamele görmüyorlar. O yüzden sıkça gelmeye başladılar. Böylece işte konum itibariyle o tarafa dönüşmüş oldu. Biz buraya eğlenmeye geliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bir yerde toplanabileceğimiz bir yerimiz var. Travestiler renkli insanlar. Sadece buraya travestiler gelmiyor. Onları merak eden insanlar da geliyorlar. Onların ambiyansını koklamak, onların ambiyansını seyretmek isteyen insanlar da geliyorlar. Başka bir yere gidemiyor musunuz? Rahatsız mı oluyorsunuz? Başka bir yere gidiyoruz. Yani insanlar bizi rahat bırakmıyor. Geliyorlar, seninle tanışmak istiyorlar veya o gece yatmak istiyorlar. Seks, hep amaçları seks. Kim görüyor sizi seks aracı olarak? Yani dış halk bizi yanlış tanıyorlar. Çok yanlış tanıyorlar. İkiyüzlü bir toplumda yaşıyoruz. Tamamen ikiyüzlü bir toplum. Mesela toplum bizi yadırgıyor. Fakat o toplumun kendisi de yani eşcinsel. Mesela bir çocuk yetiştiriyorsunuz. Yani çocuk 17 yaşına geliyor, siz bunun eşcinsel olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu değil ki sizin çocuğunuz eşcinsel olmayacak. Bize toplumda dışlamaya çalışan insanların genelde içgüdüsel olarak içlerinde eşcinsellik var. Dünyada çift iki cinsiyet vardır, bir kadın bir erkek. Yani biz kendimizi böyle hissettik, böyle olduk, yani kadın olduk. İnsanların da bizi kadın olarak görmesini istiyoruz. Aynı iş, değişen bir şey yok. Aradaki tek olay o. Normal bir kadın, ben bir travestiyim. Tek olayımız bu. Her insanın girdiği yere girmek istiyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Başka çünkü yapacak alternatifimiz yok yani. Zor bir hayatın içinde dik durmak zorundalar. Bu yüzden get dolaşıp birlikte olarak güçleniyorlar. Onları sevenlere sımsıkı sarılıyorlar. Yaşamayı seçtikleri çevre onları kabul etmiş gibi görünüyor. Ancak gene de bazı sorunlar var. Yapmak zorunda kaldıkları iş her zaman yüzlerine vurulan suç oluyor. Bu kadar yaşam kavgası verdikleri ve tüm düzene karşı çıkıp ruhlarıyla bütünleşsin diye değiştirdikleri bedenlerini satıyorlar. Bu oturduğunuz sokağa neydi adı sokağın? Ülker Sokak. Travestilerin gettosu gibi bir yer burası. Devamlı travestiler oturuyor burada. Evet. Neden başka yerlere dağılmıyordu travestiler? Genellikle bu sokakta lokalize olmuş durumda. Şimdi lokalize olayı yok. Bu sokak yıllardır var. Yani travestiler zamanında olanlar, ondan sonra arkadaşlar geldi. Yani iç içeyiz. Benim bir sıkıntım olsa bir arkadaşım koşar. Onun bir yardıma ihtiyacı olsa ben koşarım. Bir başka muhitte olsa mesafe uzundan belki onu gerçekleştiremeyeceğim. Eşcinsellik ticaret olmamalı. Ya da ne bileyim travestilik bir ticaret olmamalı. Bunu ticaret şeklinde hayata aktarılmamalı. Madem hayat tarzıdır, hayat tarzı normal bir insan nasıl davranıyorsa onlar da öyle davranabilmeli. Yani onu sağlamaya çalışmak gerekiyor. Çok masraflı bir yaşantı bu. Çok masraflı. Yani normal bir kadın günde belki 50 bin lirayla gününü geçirebiliyor. Bizim yalnız kuaför masrafımız, yani bir saçımızı yaptırmamız 50 bin lira. Yani günlük masrafımız en az 500 lira. Seçil, nereden geliyor bu değirmenin suyu? Yani herhalde bir şirkette çalışmıyorum veya normal bir işte de çalışmıyorum. Gece hayatım var. Mecburen bazı arkadaşlarım da fuhuş yapmak zorunda kalıyor. Mesela fizi düzgün arkadaşlarımız var. Bunlar mankenlikle yapabilir. Vücut ölçüleri yani 90-60-90 ama bunlar yani imkan verilmiyor. Karısıyla mutlu olmadığını söylüyor. Karısı ona istediğini veremediğini söylüyor.
mutlu olmadığını yani. O yüzden bir travestiye daha çabuk yaklaşıyor. Erkeğin sorunları olduğu zaman daha çok ilgilenebiliyoruz. Daha çok onlarla sohbet ve arkadaş olmaya çalışıyoruz. Yani dertlerine ortak oluyoruz. Bizler sevgiye muhtaç insanlarız. Yani bir erkek ilgi gösterdiği zaman hoşumuza gider. O bize yardımcı olsan ona bağlanırız. Yani bir erkeği baştan çıkaramayabilir ama ben istediğim erkeği baştan çıkarabiliyorum. Çok zor bir hayat olmalı. Bir sürü tehlikesi, tuzağı var bu hayatın. Mesela korkuyoruz da. Mesela bizim yerimizde bir kadın yapamaz. Mesela bir kadın cesaret edip gece sokağa çıkamaz. Gezemez ama bizde ne de olsa erkeklik ruhu var yani.